Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasa değeri 3 aşağı 5 yukarı aynı olan Galaxy S22 ile iPhone 11 Pro Max'i kıyaslayacağım. Videoya başlamadan önce bu cihazları bana temin eden İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum ve videoma başlıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar iPhone 11 Pro Max'in piyasada sıfırını neredeyse bulmanız imkansız. S22'nin ise iPhone 11 Pro Max'e neredeyse aynı fiyatlara sıfırını bulmanız mümkün. Yani işin açıkçası bu kıyaslamada bir bütçe kıyaslaması gibi düşünün bu durumu. Yaklaşık 19.000 TL ile hangi telefonu alırsak daha iyi bir sonuç ortaya çıkar ona bakacağız. Şimdi bu inceleme videosunda birkaç tane kırılma noktası var bu iki cihaz arasında. Ben bunların ilkiyle başlayacağım. Bu tabii ki de güç ve performans kıyaslaması olacak arkadaşlar. Bunun için iPhone 11 Pro Max'i ve S22'yi 15 dakikalık bir oyun testine alacağız. Ben size oyun testi devam ederken birkaç oyunla da alakalı olan birkaç farklı noktaya değineceğim. Bunlardan birincisi ekranlarının 11 Pro Max'in OLED olması, S22'nin ise AMOLED bir ekrana sahip olması. Daha henüz hiçbir teknoloji OLED'in siyahlarının üstüne su dökemedi. Fakat daha yüksek yenileme hızı istiyorsanız o zaman da AMOLED ekranı tercih etmeniz lazım. Çünkü zaten ileride değineceğim iPhone 11 Pro Max'in ekranı 60 Hz iken S22'nin ekranı 120 Hz. Oyun testinin sonuçlarına geçiyorum şimdi. Her iki cihaz da işin açıkçası birbirine yakın değerler yakalamışlar. Fakat tabii ki de bu noktada iPhone 11 Pro Max'imizin pil sağlığının %82'de olduğunu unutmayalım. Buna rağmen yakın değerler yakalamışlar yani. Şimdi batarya ve performanstan devam edeceğim. Burada size bir anekdot anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu cihazların videosunu çekmeye karar verdiğimde işte telefonları aldım, ofise getirdim falan filan. Bu süreçte bu cihazlar 2 gün boyunca stüdyoda açık bir şekilde kaldılar. 2 günün sonunda ofise döndüğümde S22 hala açıkken iPhone 11 Pro Max çoktan kapanmış. Peki bu cihazlar şarj olurken ne kadar hızlı şarj olacaklar? 15 dakika boyunca her ikisinde orijinal kablosu ve orijinal adaptörüyle birlikte şarja bıraktım. Sonuçlar Samsung'un adaptörünün de hızlı şarj destekli olmasına rağmen yine birbirine yakın çıktı. Tabi yakın derken Samsung'da bir yaklaşık %10'luk fark var ama hani hızlı şarj var, o var, bu var falan filan birazcık daha iyi performans bekliyordum. İşte açıkçası onu belirtmek istiyorum. Şimdi gelin isterseniz ikinci kırılma noktamıza geçelim. İkinci kırılma noktamızda kameralar. Şimdi arkadaşlar bu fotoğraf yorumlama meselesinden çok fazla anlamadığım için Lütfi Beyciğim'den destek aldım. Onun bölümü gelecek. Her iki cihazın da arkasında üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. S22'de 50 megapiksel f1.8 geniş açılı, 10 megapiksel f2.4 telefoto lens, 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı bir lens dizilimini görüyoruz. 11 Pro Max'te ise megapiksel olayı sabitleniyor. 3 kamerada 12 megapiksel değerinde. Bir tanesi f1.8 geniş açı, f2.8 telefoto foto ve f2.4 ultra geniş açılı üçlü bir lens dizilimi 11 Pro Max'te de karşımıza çıkıyor. Ön kameralara baktığımızda ise S22'de 10 megapiksel f2.2 diyafram değerini, 11 Pro Max'te ise 12 megapiksellik f2.2 diyafram değerini görüyoruz. Şimdi bu anlamda Lütfi Bey'e bağlanmadan önce hemen şunu belirtmek istiyorum. Galaxy S22 cihazında arkadaşlar 8K videoları 24 kare çekebiliyorsunuz. 11 Pro Max'te bu değer 4K 60 FPS'e kadar çıkıyor. Yani 8K video çekme özelliği S22'yi burada video performansı anlamında bayağı bir öne çıkarıyor. Tabii yeriniz ve onu işleyebilecek bir sisteminiz varsa. Şimdi gelin isterseniz fotoğraf ve video performansını yorumlaması için Fiji Adaları'nda bulunan Lütfi Bey'e bir bağlanalım bakalım neler söyleyecek. Ne haber? Böyle bir araya giriyorum videoda. Öncelikle ana kamera ve gündüz çekilmiş fotoğraflara bakacağız. Direkt bilgisayarın monitöründen bakarak yorumluyor olacağım. Çünkü telefonun ekranı yanıltıcı olur. En azından adil bir kıyaslama olsun. İlk gözüme çarpan detay Samsung'un çok net bir şekilde daha fazla kontrastı ve daha fazla detay barındırıyor. Oldu. Tabii bu detay fazlalığını Samsung'un 50 megapikseline de borçluyuz biraz. Peki nasıl yani derseniz de bak şimdi fotoğraflara biraz zoom yapalım. Ortamdaki ağaçların yeşilleri, kırmızı tonlar, kırmızı renkler falan nasıl da öne çıkıyor Samsung'da muhtemelen siz de fark ediyorsunuzdur. Bu tamamen kişisel bir zevk meselesi ama Samsung tarafındaki canlı renkleri sanki kullanıcılar biraz daha fazla beğeniyor gibi. En azından bu iki telefon için kıyaslamış olursak. Burada bir de tabii Çağdaş'ın arabasına da bakıyoruz. Hem de logosuna da yakından bakıyoruz. Yine bu dediğim şeyleri orada da bir kıyaslayabilirsiniz. Bir de arabayı yıkatması gerektiğine kanaat getiriyoruz. Kapalı mekanda çekilen ve ışığın düştüğü alanlardaki fotoğraflarda iPhone kesinlikle daha fazla detay veriyor gibi geldi. Burada hani dış mekanda gündüz fotoğraflarına baktığımız zaman ufak bir fark var gibi. Renk tarafında yine Samsung'un çektikleri daha renkli, tıpkı yine açık havada gördüğümüz gibi. Yani daha fazla kontrastlı, işte mor bir ışık var orada. O mor ışık daha mor gibi gözüküyor. Ön tarafta da Çağdaş'ın sıfatı göreceğiz bol bol. Vallahi ben yine bilgisayar ekranında baktığım zaman inanılmaz bir fark görmedim. Hani sadece iPhone'daki renk
renkler cilt tonları böyle bir tık daha sarıya kaçıyor gibi. Böyle daha sarımtırak gibi ama olması gereken mi gibi orası tartışılır. Yine yaklaştırdığımız zaman Samsung'daki cilt dokularının birazcık daha belli olduğunu, bu gözeneklerin falan daha belli olduğunu gözlemleyebiliyoruz zaten rahat bir şekilde. Video için konuşursak da Samsung'un 8K çözünürlüğüne müsaade ettiğini biliyoruz. Ama tabii ki de kıyaslamak için iki telefonda da 4K 60 kare hızını kullanmış sevgili Çağdaş'cığım. Burada Samsung tarafı stabilizasyon konusunda bir tık daha önde gördüm. iPhone'da renkler bir tık daha soluk gözüküyor. Ama bu zamana kadar hani fark dedim ama aralarında böyle inanılmaz hani birisi kesinlikle çok önde, birisi çok geride kalmış gibi bir fark yok. Çok ufak farklar. Yani birbirine kalite olarak epey yakın gözüküyor ve hangisini kullanıyorsanız bence kamera açısından sizi üzeceğini düşünmüyorum. Şimdi lafı da Çağdaş'a bırakıyorum. Evet, Lütfi dinledik. Kanalım ve kanalımın takipçileri adına sana tekrar teşekkür ederim Lütfi Beyciğim. Biz videomuza devam edelim. Üçüncü kırılma noktamıza bir uğrayalım. O da ekranlar arkadaşlar. S22 ekranı 6.1 inç 120 Hz. 11 Pro Max'in ekranı ise 6.5 inç 60 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Birini tercih ederseniz daha küçük ama daha hızlı yenileme hızına sahip bir ekranınız olur. Diğerini tercih ederseniz daha büyük bir ekranınız olur. Bu anlamda ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar bana soracak olursanız eğer telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız yani telefonun cebinizde bulunmasının ana amaçlarından bir tanesi olsa bence 120 Hz'lik ekranı tercih etmeniz sizin için daha iyi. Oyun deneyimi gerçekten daha akışkan ve daha keyifli olur. Fakat çok fazla oyun oynamıyorsanız daha çok böyle dizi film gibi olaylarda takılıyorsanız telefonla birlikte o zaman 60 Hz'lik ekranı daha büyük olduğu için tercih edebilirsiniz. Daha öncesinden 120 Hz'lik bir ekran kullanıyorsanız 11 Pro Max'e geçtiğinizde farkı çok net hissedersiniz. Bunu da belirteyim. Yani daha öncesinden 120 Hz kullanıyorsanız bence 120'den devam edin. Şimdi biz gelin isterseniz işlemcimize geçelim. Şimdi gündelik kullanımda her iki cihazda da performans anlamında herhangi bir sıkıntıyla ben karşılaşmadım. Sizin de karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Fakat kağıt üstündeki testlere geçtiğimizde Samsung'un işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1 A13 Bionic'e bayağı bir fark atıyor. Peki bu bizim için ne kadar önemli? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer telefonla çok fazla ağır iş yapmıyorsanız bu farkı hissetmezsiniz bile. Ama hani normal gündelik bir kullanıcının daha üstünde bir kullanıcıyım, ben profesyonel yakın bir kullanıcıyım, telefonda bir ton iş yapıyorum diyorsanız bu fark bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bunu hesaba katın derim. Biz gelelim yavaş yavaş RAM'lerimize. Arkadaşlar S22 tarafında 8 GB'lık RAM bulunurken 11 Pro Max'te 4 GB'lık bir RAM var. Bu iki katlık fark bu sefer üzücü bir durum oluşturmuyor arkadaşlar. Çünkü iOS işletim sistemleri için 4 GB'lık RAM gayet yeterli bir RAM miktarı. Benim gündelik hayatta yaşamış olduğum deneyimler iOS'te şişme sürecinin daha uzun bir aralıkta olduğuna dair. Sonuçta finale gelecek olursak değerli arkadaşlar, bundan biraz al buna ver, bu sefer bundan biraz al buna ver, onda o var bunda bu var şeklinde sonuçlar çıktı ortaya. Ben de bunun farkındayım. Fakat son bütçeniz buysa, yani 18.000 TL ise ve daha öncesinden bir iOS cihaz kullanmadıysanız bana soracak olursanız S22 gönül rahatlığıyla tercih edin. Fakat diyelim benim gibi çok uzunca bir süredir iOS cihaz kullanıyorsunuz, doğal olarak iOS'te kalmak istiyorsunuz. 11 Pro Max'i yani ben tercih eder miydim diye kendime soruyorum. O 60 Hz olayına çok takılıyorum arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. En azından ekranın 120 Hz olması benim için tercihimde çok önemli bir faktör olur. Bu nedenle benim de kafam karışıyor. Sizin tercihiniz ne olurdu hani bu videodaki toplam bilgiler ışığında, onu da merak ediyorum. Böylece de bu videomun sonuna gelmiş oluyorum. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.